Arsalan nütü. Var salık baya ravırt. Amatını başıya salı. Çen Roma'ya. Kemi sarsalanı. Sarsalanı hemu havalanra, hemu gıdaranra, hemu deri ciranra. Fi valatara be xer be, be rindi be, hak çeder ya. Hemu yan ne de. Ben barak ediyorum. Yeni yıl, eski yıl gitti, yeni yıl geliyor. Yeni yılla birkaç gün kala halkımıza, vatandaşlarımıza, ülkede barış, birliktelik ve kardeş olmasını temenni ederim. Yeni yıl geliyor, hep iyiye, güzele, doğruya vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün beklentimiz odur. Ama tabii eski yılda çekilen sıkıntılar, acılar, noksanlıklar yeni yılda tekerrür etmemesi bizim dileğimizdir. Yani bu topraklarda yaşayan halklar arasında yeni yıl gelirken eski acıları unutturmak için yenilerin daha iyi, daha güzel olması bizim temenni dileğimizdir. Aleviler açısından, Kürtler açısından, Süleniler açısından, Ezdiler açısından, diğer inançlar açısından. Temennimiz odur ki 2023'te bu sıkıntıları yaşamamaları, daha rahat, daha müreffeh, daha huzurlu, daha demokratik bir ortamın yaratılması ve insanların özgürce kendilerini ifade etmelerini, inanç ve ibadetlerini ifade etmelerini, dillerini konuşmalarını, müziklerini söylemelerini, barış içinde bütün halkların birbiriyle kucaklaşması bizim temennimizdir. Umutlar yeşerir. İnşallah ki yeşerir. Bütün temennimiz odur. Eski yılda gördüğümüz sıkıntılar yeni yılda tekrarlanmasın. Bütün halkların yeni yılını yürekten kutlarım. Barış ve birlikteliğin daim olmasını biz dua ederiz yeni yılda. Hızır Hızır, Hızır Ekali, Hızır Eserçiyani, Evayke Liryane, Evayke Nehaşadı, Nehaşı Kanandana, Evayke de Tenganyandana, Hızır Tübükli Destevan Külyana, Koşeki Vayeke Şerdikin Liçiyane diye dua ederler. Bütün sıkıntıda olanların hepsinin bozatı Hızır elini tutuyor, yardımını yapıyor. Bütün sıkıntı ve dargınlıklarda, sıkıntılarda dara düşenlerin de yardımına koşacağına yürekte inanıyoruz. O umudumuzu yeşil ve canlı olarak saklı tutuyoruz. Muhabbetlerimizi sunarız. 2022 yılı içerisinde yaşadığımız olayları asla bir kez daha yaşamak da istemiyoruz. Biz bütün yeni yıllara olduğu gibi 2023 yılına da umutla bakmak istiyoruz, umutla girmek istiyoruz. İstiyoruz ki bu topraklarda yaşayan kimlikler, inançlar, kültürler, siyasal anlayışlar barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte bir hoşgörü kültürünü yaratmış olsunlar. Ve de bu hoşgörü kültürünü bundan sonraki kuşaklara da bir miras olarak bıraksınlar. Onun için hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir, birbirlerini yok saymadığı, herkesin kendini ifade edebildiği, kimliğini, inancını, kültürünü çok rahat ifade ettiği bir Türkiye özlemi içerisindeyiz. Ama bunun içerisinde bütün toplum katmanlarının da daima birbirlerine saygı ve sevgi duyguları içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bu topraklarda biz Aleviler eşit yurttaş olmak istiyoruz ve diyoruz ki, biz bu toprakların gerçek sahipleriyiz ama bugün hala bizim inancımızın yasal bir statü kazanmamış olmasını da çok ciddi bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Umut ederim ki önümüzdeki dönem içerisinde bu gerçekler meydana çıkar. Bizler de eşit yurttaş olarak bu ülkede birbirimizi ötelemeden, itelemeden yaşamayı bir şey olarak, bir güzellik olarak sürdürelim. Bundan sonra bu ülkede hiç kimsenin yatağa aç girmediği, herkesin kendi düşüncesini özgürce ifade ettiği, herkesin birbirine karşı olan sevgisini, saygısını yitirmediği bir özlemle bu 2023'e girmek istiyorum.